Herkese selamlar. Canlı yayınımı başlattım. Gelen gelsin. Ben hemen başlıyorum. Havalar soğuk. Kış aylarına girdik. Herkes de hasta. Ben de dahil buna. Bugün sizlere sıcacık bir mercimek çorbası tarifi vereyim dedim. Ben yapayım. Siz de canlı yayında bakın bakalım. Beğenirseniz siz de yaparsınız. Sıcacık da içersiniz. Hadi başlayalım kızlar. Hemen canlı yayınımıza. Tenceremi alıyorum. Çok fazla yapmayacağım. Şu tencereye yapacağım. Ufak tencereye. Ne kadar su koyacağız? Şöyle. Yarıya geçene kadar su koydum. Bugün sıcacık mercimek çorbası yapacağız kızlar. Ben kendi tarifime göre. Siz nasıl yaparsınız bilmem. Önce tencereme suyumu koydum. Tencerede su kaynasın. Ne kadar koyduk? Şuralara kadar, yani yarıyı geçene kadar toplamda 1,5 kilo su koyduk. Yani 7 bardak su koyduk. Evet, şimdi ne yapacağız? Mercimeğimizi yıkayacağız. Soğanımızı, patatesimizi soyup hazırlayacağız. Çorbamızı yavaş yavaş hazırlamaya başlayacağız. Gelenler hoş gelmişler. Şöyle kameramız her yeri çeksin. Anam çeksin he. Buraya koyalım biz bu oncağı da. Burada da diğerlerini yapalım. Şunu kapatalım. Bu yankına geçiriyorum kızlar. Çünkü diğer işleri yapacağım. Şimdi mercimeğimi yıkayacağım. Şurada gördüğünüz gibi 3 tane ufak ufak oldukları için küçük bunlar yani. Toplasam bir baş soğan eder. Bir tane de patatesim var. Sarımsağım var. Özellikle de hastalara yapıyoruz bu çorbayı. Evet. Bilen yapar zaten. Bilmeyenlere özellikle göstereceğim. Hemen başlıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Soğanımı, patatesimi soyacağım kızlar. Şöyle bir tabak alalım bakalım yanımızdan. Havucunuz varsa havuç da koyabilirsiniz. Yoksa da koymayın. Evet, canlı yayına gelenler hoş gelmişler. Bugün mercimek çorbası yapıyoruz. Hasta çorbası. Hasta. Hasta olan bol bol yapsın. Taranası olan evinde tarana pişirsin tabii ki de. Ama olmayan da böyle mercimek yapsın. Bizde tarana olduğu için arada tarhana da yapıyorum. Bugün şöyle bir mercimek yapayım dedim. Köpeğim de salıyor. Neden salar bilmem. İçine ne koyuyoruz? Bir tane patates. Bakın. Soydum. Şöyle onu şimdi biraz doğrayacağım. Şöyle. Çünkü bunu blenderda parçalayacağız ya bu çorbayı. Yani küçük büyük fark etmez. Şöyle doğruyoruz. Evet, canlı yayına gelenler hoş gelmişler. Bugün ne yapacağız? Bugün mercimek çorbası var menümüzde. Patatesimizi soyduk. Bakın şöyle iri iri doğradık. Soğanları da küçüklerini hemen baktım ki ufak tefek ne varsa aldım hemen. Sonuçta çorbaya girecek. Koca soğanlardan pazardan almak istiyor artık. Evde olanlar bitti. Sayılır yani. Bunlar benim bahçemde çıkan soğanlarım. Ufağına büyüğüne Allah ne verdiyse kullanıyoruz yani. Atacak değiliz de bazısında yeşil soğan olsun diye ektik bahçeye. Oldu onlar da. Bayağı da oldu da. Hepsini ekleyecek değiliz yani, değil mi? Şöyle ufak ufak oldukları için iki tane. Büyük olsa zaten bir tane yeter de. Hadi bunlar kullanılsın, değerlensin. Bugün mercimek çorbası yapıyoruz kızlar. Bakalım beğenecek misiniz? Arka kamerayı da açacağım. Tabii ki de çorba olmaya başladığı zaman görürsünüz içini dışını. Ya da buradan bakarsınız. 3 tane küçük soğanım vardı. Onları da şöyle bakın.
Onlar da iri parçalar halinde. Hiç böyle ufacık yapmanıza gerek yok. Dedesi varmış içinde, onu çıkardım. Bakın bu şekilde doğruyorum. Mercimek çorbası yapıyoruz. Bilmeyenler öğrensin. Bilen zaten yapar da. Bu bir canlı yayındır kızlar. Bakın birçok daha önceden yaptığım canlı yayınlarda çok uzun çok uzun diye çok mesaj alıyorum da sonuçta canlı yayın. Hemen hoppadan olmuyor yani. Belli bir süre geçmesi lazım. Canlı yayın olduğu için kısacık istiyorlar. Haliyle canlı yayın uzar. Her şeyi canlı canlı göstereceğiz değil mi? Bakın şimdi sarımsaklarım da var. Bir tane soydum. Sarımsak da koyacağız ki güzel güzel şifa olsun. Havucunuz varsa havuç da koyabilirsiniz. Şöyle onları da iki diş şöyle hemen ortadan. İki diş yaptık. Hadi bir diş daha koyalım. Zararı olmaz. Evet. Yanına da bir turşu çıkarız. Tamamdır. Şöyle bir diş daha. Hadi bu kalsın değil mi? Şu neymiş? Evet gördüğünüz gibi patates, soğan ve sarımsak. Bunları güzelce doğradık. İri iri gördük. Şimdi ben bunları yıkayacağım. Hemen kaynamadı henüz ama atacağım yine içine. İçinde kaynayacak zaten. Hemen yıkıyorum lavaboda. Tencerenin suyu henüz kaynamadı. Şuralarda bakın yarımı geçti. 1,5 litre kadar su var içinde. Şimdi bunları hemen tencereye döküyorum. Döktük mü? Şimdi ne yapalım? Mercimeği yıkayalım tabii ki. Mercimeğimizi getirdim burada. Mercimeğimiz paketi yeni açacağız. Şöyle açalım. Ama bunu kocaman kap bulalım ki. Bunu bol yıkayacağız çünkü. Kocaman tenceremizi de getirdik. Şimdi buna mercimeğimizi koyacağız. Şöyle bir ölçelim. Şöyle dolu dolu. Bakın. Gördünüz mü? Bir bardak dolusu kırmızı mercimek. Yarım daha dökeceğim. Toplamda 1,5. Yani 1 litre suya bir bardak mercimek koymuş oluyoruz kızlar. Unutmayın. Tamamdır. Şunu kenara alalım. Bu da yarım bardak. Onu da döküyoruz. Şimdi bunu bol suda yıkayacağım. Neden? Unun nişastası gitsin. Şöyle de bulanık suyu çıkıyor genelde mercimeklerin. Bol bol yıkayalım. Daha sonra hemen çorbamızın içine onu da ilave edeceğiz. Çorba yavaş yavaş kaynayacak zaten birazdan. Bol bol yıkayalım. Ne kadar güzel yıkarsanız bulanıklar o kadar gider. Evet, bir daha yıkayalım. İkinci suyunu. Evet, mercimeğimizi de yıkadık. Gördüğünüz gibi bol bol yıkadık. Hemen onu da tenceremize döküyoruz. Hiç bekletmiyoruz. Hem kaynasın, daha henüz kaynamasa da olsun. Şöyle onu da döküyoruz. Evet. Bunu da alalım kenara. Şimdi soğanı koyduk, sarımsak koyduk, patates koyduk. Mercimeği de koyduk. Kaynasın bakalım şimdi.
Hemen bir karıştırmak için kaşık bulalım. Evet. Şöyle. Karıştıralım bakalım. Tuzunu vermedik. Ha, bir de tavuk et suyu atacağım. Ben yaz aylarında kemik suyu yapmıştım aşağıda ocakta. Onlardan da atayım bir iki tane de vitamin olsun bize. Hastayız sonuçta. Şöyle dolaptan alalım. Gördüğünüz gibi bunlar kemik suyu. Ben bunları yaz aylarında yapmıştım. Hatta tarifinde bulursunuz kanalıma bakarsanız. Şöyle bu buz kalıpları var ya, onların içinde böyle dondurdum. Poşete doldurdum. Ne kadar olduysa kadar. 3 tane şöyle atacağım çorbamın içine. O da lezzet versin. Hazır kullanmıyoruz. Yoksa kullanabilirsiniz ama hiç de koymasanız olur. Böyle de çok lezzetli oluyor. Evet, gelenler hoş gelmişler. Yorum bölümüne yazabilirsiniz. Işık nasıl? Karanlık derseniz şu ışığı yakacağım kızlar. Yazın bakalım yorum bölümüne. Ben buradan güzel görüyorum ama. Karıştıralım çok şifa kaynağı bir çorba yapıyoruz. Bugün mercimek çorbası tarifi vereceğim sizlere canlı canlı kızlar. Hala daha düzelemedim. Ha, bir hastalık yakaladı. Sese bak, borazan gibi çıkıyor. Evet, bu arada bir açıklama yapayım kızlar. Konuk alacağım, canlı yayın açacağım bir ara. Konuk alacağım. Konuk olarak katılmak isteyenler katılabilir. Bakalım ilk denememizi yapalım. Konuk alalım. Katılmak isteyen canlı yayınım konuğu olarak katılabilir. Çorbamızın tuzunu da verelim biz. Şöyle ne kadar şimdi? Göz ayarı tuz da verelim. Tahminen ne kadar giderse onu da veriyoruz. Tuzumuzu da verdik. Haydi kaynasın. Hoş geldin Sebahat'cığım. Teşekkür ederim. Görüntü güzel mi kızlar? Bak, açayım ışığı. Bir bakalım bakalım. Işığımızı bir açalım bakalım. Görüntümüz nasıl olacak? Çok kötü olursa kapatacağım. Oh, dur bakalım şimdi. Ha, böyle daha mı iyi? Nasıl yapalım? Işığımız yansın değil mi? Daha güzel oldu sanki. Biraz karanlık. Akşam karanlığı çöktü ya. Şimdi şu çöplerimi kaldırayım buradan ben. Haliyle canlı yayında böyle her şeyimiz meydanda. Bunları kaldıracağız. Yavaş yavaş. Kavayı daha yakına da alabiliriz. Direkt çorbayı da görebilirsiniz de. Dur bakalım. Yavaş yavaş. Şunu da alalım buradan. Evet. Evet kızlar, size çorbamı yakına çektim ki görün diye.
İnşallah gözükür yani. Bakın çorba şu anda kaynama noktasında. Malzemeleri güzel güzel içine doldurduk. Kaynasın. Evet. Kendimizi göremiyoruz çünkü ya yan çevirdiğimiz için. Zaten kaynadığı zaman 5 dakika sonra hazır olmuş olacak kızlar. Hoş geldin Sebahçığım. Vallahi bilmiyorum ki yani. İleri alayım öyle, geri alayım böyle. İnşallah kötü çıkmayız yani. Ne bileyim kızlar. Ölçüleri sizlere tekrarlayayım. Yeni gelenler de görsün. Bugün mercimek çorbası yapıyoruz. Özellikle hasta olanlara benim gibi şöyle sıcacık bir çorba olsun ki içinde hemencecik ayaklansın. E ne yaptık? 1,5 litre su koyduk tenceremizin içine. 1,5 litreye de 1,5 su bardağı mercimek yıkadık güzelce ne koyduk. Soğan, bir tane patates ve 3 dişte sarımsak. Tuzunu attık. Evde benim kendi yapmış olduğum kemik sularım vardı. Onlardan da 3 tane böyle buzdolabı buz kalıbına hazırlamıştım yaz aylarında. Onlardan da verdik vitamin olsun diye. Şimdi kaynayacak. Kaynadıktan sonra da blenderle güzelcene parçalayacağız. Piştikten sonra. Evet, şöyle daha yakını ben alacağım kızlar bunu ama. Kapağı vardı bunun da. Kapağını bir kapatalım da çabuk kaynasın. Gerçi başladı kaynama da. Kaynasın. Evet. Bakalım kimler gelmiş, kimler yazmış. Evet kızlar, canlı yayınımı beğeni atabilirsiniz. Beğeni atın ki kalabalık olalım. Şöyle görüntü düzeltelim. Bakalım nasıl görüntü düzelecek. Oo, bu daha güzel oldu. Tamamdır. Şu anda kaynamaya başladı. Başından ayrılmamak lazım. Yoksa her yeri çorba olur. Şöyle tabağımı da alayım da yanıma. Evet. Blenderimizi hazırlayalım. Hemen parçalayacağız. Daha sonra da yağını, biberini vereceğiz. Evet, çok güzel bak. Kaynamaya başladı kızlar. Şöyle bir 2-3 dakika kaynasın da üzerinde biriken ay boğazlarım hala hastayım. Köpüklerini alacağım ki acı olmasın. Bakın gördünüz mü? Çorba mis gibi kaynıyor. Mis mis. Soğanlar bir acık aşağı insinler.
birazcık aşağı insinler soğanlar. Evet, bugün mercimek çorbası yapıyoruz. Sıcacık hastalara özel çorba. Canlı yayınımı beğenip destek olabilirsiniz. Kızlar beğeni atın. Destek olun canlı yayınıma. Şimdi bakın kaynıyor, gördünüz mü? Harılı harılı kaynıyor. Ben ne yapacağım? Şu üzerinde biriken şu köpükleri alıyorum. Bunlar şu tabağımıza hemen alalım. Çorbamızı acı yapar. Onun için bunları alacağız. Ama tabii doğradığımız soğanları almadan. Hemen üstünden sakin sakin alıyoruz. Evet. Bakın. Şimdi güzel kaynasın bakalım. Şimdi kenara bakalım. Evet, çorbamız pişiyor. Mercimekler piştikten sonra, ama daha büyük tencereye koysak olacak çünkü blenderle çırparken biz bunu dağıtmayalım. Diğer tencereye koysak daha iyi olacak. Küçük geldi tenceremiz. Bakın çok güzel oluyor. Var ya. Şöyle koyu koyu içeceğiniz bu çorbayı mis gibi. Mis gibi. Güğünü bulmam lazım kızlar. Tencerem biraz küçük geldi. Evet, tencereyi değiştireceğim kızlar. Neden değiştireceğim biliyor musun? Küçük geldi. Bunu birazdan zaten çırparken yer gök mercimek olur. Onun için daha büyüğüne geçirmemiz lazım. Hemen şöyle kocaman tencereye geçiriyoruz. Çünkü bunu blenderde parçalarken batmasın ortalık. Evet, hemen büyüğüne aktardık. Şimdi burada kaynasın. Bunu bu ocağa koyuyoruz. Bunu neden koyuyoruz? Eğer suyumuz az gelme olasılığı olursa ilave etmek için, yoksa gerek yok. Ama suyumuz da sıcak olması lazım. Bu burada dursun. Çorbamız burada kaynıyor. Birazdan zaten pişecek. Evet, canlı yayına gelenler hoş gelmişler. Canlı yayınıma beğeni atın kızlar. Boş geçmeyin bak. He. Beğeni atın. Blender'ı bulalım. Şimdi blender'ımızı da hazırlayalım. Evet, blender'ımızı da şöyle hazırlayalım ki bununla güzelce ne çırpacağız? Çünkü bu çiğ mencecik parçalayacak. Çok da güzel olacak. Sen de burada bekle bakalım. Çorbamızı kontrol ediyoruz. Bunun kapağını da bulalım. Daha hızlı kaynasın. Evet.
şöyle hazırlayalım. Çeki. Rahat olsun. Evet, tenceremizi de kapattık. Hızlı hızlı kaynasın. Çorbamızı pişiriyoruz. Bugün hastalara, bir de kendim için özellikle çorba pişiriyorum kızlar. Sıcacık içelim, düzelelim. Doktora gittik. 4-5 çeşit ilaç yazdı. Kullanıyoruz ama böyle çorbalar da lazım yani. Acıcık kendimizi toparlamamız için. Sebahat ne demiş? Çok güzel, tam bir Anadolu. Normalde her zamanki halimizle canlı yayın yapıyoruz. Hiç değişik bir şeyimiz yok. Evimiz gördüğünüz gibi, fakirhanemiz burada. Kendimiz de öyle. Bu şekilde canlı yayınımızı yapıyoruz. Beğenen gelir kızlar. Ne yapalım yani? Mesajlarımız da gelir. Şunları şöyle bir kapatalım. Biz buyuz. Değiştiremeyiz kendimizi. Evet, çok güzel oluyor. Oh, of. Kaynasın, devam. Bu arada canlı yayınıma beğeni atarsanız sevinirim kızlar. Artık bu olduğu gibi. Ben şimdi bunu çırpacağım. Önce bir ocağı kapatayım. Çırparken bir de kaynayarak beni batırmasın, haşlamasın. Şimdi şöyle hemen frizi takalım. Şimdi bayağı bir ses çıkacak. Artık kulaklarınızı kapayın. Bayağı parçaladık. Şöyle bir de kontrol edelim. Tane kalmış mı? Yok. Hatta bu suyu da kapatmamız lazım. Çünkü gerek kalmayacak sanırsam. Hani çok koyu olursa azıcık su ilavesi yapacaktım ama tam kararında hiç su ilavesine de gerek yok. Dediğim gibi tam ölçü verdim size de kızlar ama şimdi mercimekler değişik, ne çıkacağını tahmin etmiyorsun. Bazısı güzel ithal oluyor, yerli oluyor. Bilemiyorum ki ne kadar su içecek tahminen. Biraz daha ben çırpayım. Şimdi bu tamamdır. Kapatıyoruz. Yani fişi çıkarıyoruz. Şimdi yağını haşlayacağız. Tekrar ocağımızın altını açalım. Evet. Tekrar ocağımızın altını açtım. Bu burada fazla geldi ama dursun yine. Hemen tavayı alıyorum. Şöyle tavam koyacağım. Yağını kızdıracağız. Şimdi ocağın altını da hemen açalım gene. Şimdi hemen sadece yağ dökmüyoruz. Birazcıkın un kavuracağız. Onu neden kavuracağız? Çorba bağlanması için. Bir kaşık alalım. Şöyle gördüğünüz gibi bir kaşık. Bakın dolu falan değil, tepeleme de değil. Hemen un koyuyorum. Yeterli. Şöyle
Şöyle tahta kaşığımızı alalım. Demirle karıştırınca da çiziliyor bu meletler. Gerçi bu bayağı çizildi. Eski tava da atmak lazım ama kıyamıyoruz işte. Çorba orada kaynıyor. Birazcık şimdi üzerine un yapıyoruz. Bir kaşık un yeterli. Sıvı yağda kızdıracağız. Şöyle güzel kavuruyoruz ki birkaç dakika unun kokusu gitsin. Un kokusu gitsin. Çiğ kokusu, yani şöyle kavru kokusu gelsin. Evet. Mesajlar geldi ya. Bak burada ortada dümbe gibi duruyorlar. Evet kızlar, canlı yayın gitti galiba ama ben diğer internete açtım. İnşallah sesim geliyor mu? Yağımızı kavurduk. Unumuzu kavurduk yani. Kusura bakmayın. Yağını karıştırdık. Şöyle çorbamıza döküyoruz. Evet, bu da oldu. Mis gibi. Kıvamı da yerine geldi. Evet, tekrar bağlanıyor. Kızlar, internet var mı şu anda? Bana ulaşabiliyorsunuz mu? Şunu nasıl kapatacağım ki ben Bevren? Çıktı, ortada gitmiyor. Azıcık su ilave edeceğim. Çok az. Umarım şu anda internet vardır. Oradan bana yorum yazarsanız görebilirim. İnternet gitti. Diğer interneti açtım ama inşallah bir sorun olmamıştır. Evet, çorbamız hazır oldu. Çorbamızı kapattık. Şimdi servisini yapacağım kızlar. Şöyle bir tabak alalım. Nasıl çıktı buraya Evren? Ya Allah'sını ya. Bunu kapatamayayım buradan ya. Bak gördün mü? Yani buraya hoppadan attı kendini. Heh, oldu galiba. Evet. Sesim gelir mi? Orada mısınız? Evet, sizlere şöyle bir de çorbamdan koyayım. Canlı yayınımızı kapatalım. Bu kadar yeter. Çünkü kesildik mi, duruyoruz mu belli değil. Bir ses de vermiyorsunuz. Canlı yayın şu anda devam ediyor mu? Bilmiyorum ki. Kesildi çünkü internetin bir ara tek. Telefonun kendi internetini açtı. Bir ses verin bakalım. Canlı yayın şu anda var mı kızlar? Boşa kürek çekmeyelim. Evet, çorbamız hazır. Servisini yapıyoruz şimdi. Şöyle karıştıralım. Tam hasta çorbası oldu. Bu çorbayı yapın hastalarınıza. Turp gibi olacaktır. Nereden gelmiş ya? Soğanın kabuğu kaçmış içine. Şöyle çorbamızdan da koyduk. İnşallah gözükürüz. Bilmiyorum yani. Şu anda internet tamamen gitti. Senin ayakların kapattı tahminim onu. Şöyle çorbamın üstüne de birazcık da kırmızı pul biber atacağım kızlar. Bakın şöyle. Yeter herhalde bu kadar. Çok da olmasın. Tamamdır.
Şimdi diğer kamerayı açacağım. İnşallah canlı yayın devam eder. Şöyle. Evet kızlar, şimdi arka kameramıza geçiyoruz. Donmuşuk ya, vallahi donmuşuk. Neyse, açmıyor arka kamerayı. Donmuşuk. Biz yine yerimizde duralım. Çünkü donmuş. Evet. Arka kamerayı açamadık. Çünkü kameramız şu anda canlı yayınımız. Belki de dondu. Evet, gördüğünüz gibi çorbamız hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de sıcacık bu çorbayı yaparsınız. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Canlı yayınıma bildirimlerinizi açın. Nereden açacaksınız? Zil işareti var. Zile bastığınız zaman zaten bildirimleriniz hemen açılacaktır. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Burada kapatıyorum canlı yayını. Bakalım ne oldu? Evren, sen yaptın bu işi.